Çünkü tribünler samimiyetsiz. Ben hiç aynı duyguları yaşamadım. Yaşar gibi oluyorsun. Siyah pankartla açıyorlar. Tribünlerde afişler açılıyor. Lütfen anneciğim ölme kızım deryadı. Maç başlar başlamaz. Daha rakip takım topu alır almaz. ıslık yuha aynı tribünler ve biraz sonra o tribünler kendi takımını şöyle bağırıyor. ölümüne ölümüne yine şiddet bunlar bunlar çok önemli olay olayı biz kadına şiddet diye basitleştiriyoruz bunu da açık söylüyorum olay güçlünün şiddetidir baba güçlüyse çocuğunu döver çocuk 30 yaşında baba 80 yaşındaysa çocuk uvayı döver bu ülkede İlle dövmek var. Şiddet ruh. Dünyanın her böyle. Hayvanlar aleminde de böyle. Güçlü güçsüze şiddet uygular arkadaş. Kimisi bunu şişleyerek o alçakça katil başka bir türlü olamaz. Ama kimi de işte böyle bir futbol maçının güzelliğini ölümüne tezahüratlarıyla. Daha maç başlar başlamaz. Hani adam bir şey yapar da Kızarsın. Gay, daha maç başlıyor. Topu kim alıyorsa onu ıslıklıyorlar. Vur <laughs> kır parçala. Şimdi ha, seyircinin kafası senin bu. Şimdi bu seyirci ben e, kadına şiddete karşıyım diye gösteri yapıyorsa bunun adı şovdur. Şov. Artist, falan artistik değil. patinaj. Beni ben, inandıramazlar. Ha, beni inandıramazlar. Evvela seyirci centilmen seyirci olmayı bir öğrensin bakayım. Yavaş yavaş öyleleri var. Rakip takımı da maç bittiği halde alkışlayanları güzel bir şey. Gazişehir taraftarı Tabii Bu güzel bir şey. İşte ama bu olalı örnek. Ama kalkıp böyle bir dakika maçın beklemesini bekler beklemez. Adam daha topa vurur var. Yuh diye girdin mi? o seyirci bence sanmıyor. <laughs> i̇şte o kültürü öldürmemiz lazım. <laughs> Ama bu kültürü öldürmemiz için de işte bizim medyamızın bunları yürekle cesaretle yazması lazım. Efendim ben bunları yazar söylersem yanlış anlamlar. Kadına şiddeti destekliyorum anlamı çıkarırlar. Ya da protestoya protesto ediyorum anlamı çıkarırlar. Ne çıkarırlar? Çıkarsınlar. Bu tür ünlüler adam olacak sporcumenliği biz yüreğimizin içinde hissedeceğiz. Sporun amacı o. Sportmen ne demek? Sportmen olmayı öğrenirsek kadına şiddet de yapmayız. de yok çünkü kendinden güçsüze el kaldırmak. El uzatmak var. Hatta el, eskiden duello'da kılıcını düşüren rakibine kılıcını geri verenler olurmuş. Sevgili sevgili güven. Ölümüne yapılan bir Kavgadan. Evet. Maçtan evvel şuralarında respekt, saygı yazan futbolcuların birbirlerini tebrik etmesi ve başarıları bize FIFA'nın kararı. FIFA'nın sırf bu sembolizmi yaymak için. Seyredebiliyor mu seyirci? Yayıncı kuruluş üç kuruş reklam almak için FIFA'nın emri olan görüntüyü, çok anlamlı, çok önemli bir görüntüyü senelerden beri seviyeden kaçırıyor arkadaş. Takımlar tam el sıkma hareket başlarken tak kesiliyor. Hı. Bilmem ne otomobilinin reklamı çıkıyor. Ya ya da işte saçına e, kepek dökersen basket takımının yıldızı olur olursun reklamı çıkıyor. Bilmem ne kulu. Bu mu? Bu kafayla mı biz şiddetin önüne geçeceğiz. Saygıyı, sevgiyi, sportmenliği öğreneceğiz. Bak ne kadar güzel. İki ezeli rakip el sıkışıyorlar. Biraz sonra maç yapacak. Bunu deme hakkı yok mu seyirci? Yok. Ve bunu Futbol Federasyonu seyrediyor. Bunu Rütük seyrediyor. Bunu Kulüpler Birliği seyrediyor. Çünkü içinde mangır var. Üç para mangır için her şeye göz yumuyor. Ondan sonra da siyah bezden çıkıyoruz böyle duruyoruz. Vay efendim biz kadına şiddeti protesto ediyoruz. Hadi canım. Işte. Evet aklıma şey geldi. Yıllarca şu şekilde yayıncı kuruluş tanıtım yapmıştı. Hatırlar mısınız? Kumsal'da birbirlerine doğru koşan Galatasaraylı ve Fenerbahçeli futbolcular birbirlerine koşarlardı böyle sarılırmış gibi. Birbirlerini ıska geçip arkadaki taraftar grubuna sarıldılar. ...birbirlerine tanıtımda bile... E, ...bu iki... E, ...camiayı... ...sarılmayı sarıltmayı başaramadılar. Yani o çok enteresandı. Çok enteresan bir kampanyaydı. <laughs> Uzunca da sürdü ama sonrasında... ...bırakıldı. Haftanın olayı Hüncalıç'a göre neydi? Efendim Haftanın olayı... E, ...bugünkü yazılarımın... ...baş konusu. Bundan sonra da... ...sonuna kadar sürdüreceğim. Türk futbolundaki sahtekarlık... ...daha ikinci hafta... Türkiye'de futbol oynanmasına, güzel futbol oynanmasına imkan vermeyen bir sahtekarlık. Yanından birisi hızlı geçti mi adam yerde. İki dakikada bir duran, her duruşta değil, o kadar bekleten, soğutan, öldüren bir oyunda hangi seyredeğer oyun kurulur? Doğru. Adam topu kaptırıyor, sen alıyorsun, kontrol kalkıyorsun, bana topu kaptıran adam orada el atıyor. Hakem de maçı durdurup onun yanına gidiyor. Enerji kaybı. Aynı zamanda. Ya oyun. Ben, ben size dünyanın en güzel filmini seyrettireyim. İki dakikada bir durdurarak. Öyle mi Kayseri? Doğru, haklısın. Öyle mi Kayseri? Milyonlara saygısızlık. Öyle bir şey İzleyen olur mu ya? milyonlara saygısız. Ama buna ses çıkaran da yok. Bugün işte en nihayet İsim vererek yazdı. Sayın Nihat Özdemir, Futbol Federasyonu Başkanı. Sayın Zekeriya Alp, Merkez Hakem Komitesi Başkanı. Hakemi, seyirciyi, futbolu, her şeyi aldatan bu hareketlere engel olmak hakemin elinde. Yazıyor çünkü kitap. Hakemi aldatmaya yönelik hareketti. Topu taca vuruyor. Elini kaldırıyor ben atacağım diye adam. Buna dahi sarı kart gösterebilirsin. Kitapta yeri var arkadaş. Biz her şeye offset diye el kaldırıyoruz. Şimdi. Bile bile, göre göre. Ya yutturursan. Çünkü yutturmazsan zararı yok. Ama yutturursan kazanıyorsun. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nda oynattığı şahit olduğu, sessiz kaldığı futbol sahtekarlığı teşvik etmeye yönelik. Bildiğini yap, yutturdun mu kardasın arkadaş. Bir de sporcunun içinde olacak. Biraz önce tanımladın ya şeyde bir önceki konuda. İçinde mi içinde yok abi. Biz bir tek cezadan anlarız. Abi biz süper tengezadan. kupa finali oynandı. Maçın ilk yarısında 3 tane faal oldu ya Süper Kupa <laughs> finalinde. Şeyde anlattım. Bırak bugün. yerde yatmayı. Anlattım bugün köşemde. Liverpool Arsenal maç. Evet. evet. Lig maç. Salah 18'e girdi şeyin yanından sıyrılıp. Arsenal beki David Luiz'in yanından sıyrılıp girdi. Luiz şuradan yakaladı. Yakalayıp bırakma değil. Adam yakaladı. Salah gitmeye devam ediyor. O da yakalayarak peşinden gitmeye devam ediyor. Beş metre gittiler. Hakem penaltı düdüğü çalana kadar Salah ne yere düştü ne sarsıldı ne sallandı o sadece kurtulup golünü atmaya bakıyor. Ben kendimi yere atarsam penaltı olur. Bu kırmızı kart görüntü umurumda değil. İşte bak futbolcunun kafasında bu var yani. Ama işte bu temiz adam, düşünce var. O adam onun için Salah. Onun için Salah buna karşılık bizim ne o? Cakli. Yehoviç. Yehoviç. Aman yarabbim. Yahu işte Salah'ı yan yana koyup Hangisinde daha çok futbolcu tipi var? Bunların biri dünya çapında önlü öbürünü kimseyi tanımıyor dese futbolu bilmeyen bir adama kimi seçer? Valla Yahu seçer. seçer. <laughs> Fizik olarak. Fiziğiyle, kimyasıyla, <laughs> atletik yapısıyla. Ama kafa bozuk. Kafa bozuk. Buraya gelirken böyle miydi kafa? Bilmiyorum. <laughs> Orası önemli. Bilmiyorum. Ama o, o, zorluyor. Tabii. Ben bunu kendim yaşıyorum. Herkes emniyet şeridinden basıp gidiyor. Biz arkadaşlarımızdan affedersiniz hıyar gibi normal yolumuzda gidiyoruz. Böyle geçen gidiyor, geçen gidiyor, geçen gidiyor. O zaman kafamdan geçmiyor değil ya. Vallahi enayisi ben miyim? Madem ki bu ülkede kuralı ilan etmek serbest, biz de oradan gidelim. Üstelik benim bir de plakam var. Başbakanlığım var bir o zamanki. Basın yayın plakası. Yani icabında göreve yetişmek için orayı kullanma hakkı veren plakam olduğu halde ben şeridimde gidiyorum. Yandan bızır bızır gidiyorlar. Yanına kar kalıyor. Şimdi kafa bu olunca sen devlet olarak, güç olarak teşvik etmiş oluyorsun sahtekarlığa. E o zaman maçın seyir zevki düşüyor. Maçın seyir zevki düşüyor, futbolun marka değeri düşüyor. O düşünce işte gidiyoruz dedi beyim bu sene güç ikna ettiler. Gitmekte de, de haklı. Şu maçları neye yayınlayacak, kime seyrettirecek? İngiltere'de ki ben hani böyle hep İngiltere'den örnek vermeyi futbolda doğru bulmuyorum ama... Ee, şunu adamlar iyi yapmış. Hani futbol kültürü, futbol kültürü diyoruz ya odur budur şudur. Şu çok önemli. Kendi oyuncusu sahtekarlık yaptığında ıslıklıyor. Ve medya o kadar büyük bir tepki veriyor ki ertesi gün maçta gollerden bahsediliyor şu kadar. İşte e, Serkan isimli oyuncunun sahtekarlığından bahsediliyor o kadar. Kendini yere atınca işte bilmem ne oldu diye. Yani herkes o oyuncuyu tabiri caizse yerin dibine batırıyor. Kendi seyircisi dahil. Daha Zaten işte. sonra yapmıyor bir daha. Yapmıyor bir daha da yapmıyor. Ortam bu yapmaz zaten. Yayıncı gösteriyor, yayıncı gösteriyor, tekrar tekrar veriyor. Hakem gördüyse cezalandırıyor. Şimdi bak, kendi seyircisi tepki veriyor, rakip tepki veriyor, kendi arkadaşlarının bile tepki verdiğini gördünüz Yani bizim, toplum biz, hizaya sokuyor. Bizim elimizde, Aynı, bizim elimizde sıfır görüntü var, sıfır görüntü. Anlatarak, tarif ederek, o <laughs> dakikadır, 10 dakikadır Aynen. konuşuyoruz. Gerisi olma program, bütün program bundan ilgili yapabiliriz. Yayıncı kuruluşlarında bütün görüntüler var. Utanmıyor musunuz başlığıyla? Bir sırala. Yorum da yapma. Sıkmıyorsa yüreğin yorum da yapma. <laughs> Kimse de çıkıp demesin benim gibi, Kemal gibi, senin gibi, müdürün gibi konuşmasın. Görüntüler. görüntüler. Değişik seçmelerde bir grupta onu yap mesela. Evet. Abi adam yere düşüyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> Hadi set yerler, met Yok gelmesin kendi gelirse çünkü dışarı çıkması lazım. Yok diyor hakeme ayağa kalkıyor. Hani o meşhur hayvan vardır ya onun gibi koşmak. Öyle koşuyor. Hakem de böyle bakıyor. sen 30 saniye evvel burada çırpınıyordun şimdi böyle gibi koşuyorsun. Hayır yok. Hemen sarı kartı vermesi lazım orada. Onun için bugün... Ama acaba kimler neler yazıp söyleyecekler öyle yaparsak? Bugün, bugün <laughs> ismen dedim ki bak Sayın Nihat Özdemir, Sayın Zekeriya bu işi ya düzeltirsiniz ya benim gelecek başvuru makamım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacaktır. Çünkü kendisi zamanında futbol oynadığı futbolu bildiği için ne dediğimi en iyi anlayacak olan...